Hepinize selam arkadaşlar, ben Ali Can ve bugün arkadaşlar birlikte serinin son videosunu çekiyoruz. Gerçekten çok duygusal anlar yaşanacak, çok üzgünüm bir yandan da. Tabi serinin son videosu dedim diye hemen abi car parking burke öyle bir şey yok. Yani hani eğitici öğretici videolar işte bu spor araba drakkar serisi çekmiştik ya. Hani hangi araba nasıl yapılır. Bugün de serimizin son videosu olan, abi konuşamıyorum bile. Serimizin son videosu olan offroad aracı nasıl yapılır? Yani zaten oyunda başka bir sınıf yok biliyorsunuz. Spor araba nasıl yapılır? Drag arabası nasıl yapılır? Offroad arabası nasıl yapılır? Yani onun dışında bir seri olmadığı için bu serimizin son videosu. Hatta bugüne özel şarjımı fulledim. Bakın şarjım 80 abi. Bildirim panelinden gördüğünüz gibi. Aa, 79 oldu. Evet, biliyorsunuz ki her videoda 20'nin altında şarjım oluyor. Siz de fark etmişsiniz. Hani yorumlarda böyle okuyunca gerçekten mutlu oluyorum. İşte arkadaşlar, yani Futur abinizi mutlu ettim bu kadar kolay. Bak, yorumlara yazıyorsun. Abi şarjın neden 26? Hop, mutlu oluyor yani. Çok garip, hayat çok garip. Evet. Şimdi gençler, boşta yaptığımıza göre artık videoya geçelim. Karşınızda BMW'nin çok güzel bir SUV modeli var. X kaç lan bu? X1 mi? X2 mi? X1'e benziyor. Eski kasa. Yeni kasası da var yani. Şimdi yorumlarda yazmayın. Abi vereyim mi falan filan. Gerek yok. Bakın yenisi var. Hemen göstereyim. Çok değerli bir takipçim verdi. Nerede? Evet, bu arada bu videoyu atarken de başka bir video yükleniyor bir yandan da. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu araç da mevcut. Şimdi bugünkü konumuz ama offroad aracı nasıl yapılır? Hemen Subaru'muza gelelim. Subaru'da bakalım hangi ayarları yapmışız. Onları teker teker size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, elimizde böyle bir tane offroad aracı var. Bir kere offroad aracını nerede kullanabilirsiniz? Gençler, mesela çöl uygundur. Çöl olur. Mountain oyunun dördüncü haritası biliyorsunuz. Orası da uygundur. Orada da kullanabilirsiniz. Onun dışında bakıyor, düşünüyorum daha engebeli arazili yerler ne var? City'nin mesela o yokuşlu kalkışlı yerleri falan. Oralar yani dar sokaklar, oralar olabilir. Ama onun dışındaki işte otobanlarda falan offroad aracı yapmanıza gerek yok. Ama bu söylediğim yerde de kesinlikle bir offroad aracının faydalarını göreceksiniz. Peki offroad aracı nasıl yapılır? Şimdi gençler, eksteriyor kısmına gelelim. Burada yapacağımız bir şey var mı? Wheels, body, wheels. Evet, yok arkadaşlar. Burada hepsini kafanıza göre yapabilirsiniz. Turing'e geldiğimizde şimdi bakın, çoğu arkadaşımız burada hata yapıyor. Gençler, offroad aracı yapmanız için bir kere güçlendirme kısmından motor, turbo, egzastör taktıktan sonra bakın offroad tire yazıyor. Bakın gördünüz mü? Offroad tire. Bak şu anda tıklıyorum. Triple turbonun hemen yanında bak. Görüyor musun? Bunu satın alacaksınız gençler. Bunu satın aldığınızda bakın front grip ile rear grip 1.0 oluyor. Sport'a aldığımızda bakın 0.5 artıyor, yani 1.5 oluyor. Arkadaşlar sakın sport teker alma. Yani spor araba kullanmayacağınız için spor tekeri almanızın mantığı yok. Offroad tire alarak offroad'larda daha iyi tuş elde edebilirsiniz. Bunu çoğu arkadaşımız unutuyor veya gördüğü halde yapmıyor. Hani işte sanki pahalı olan teker daha iyiymiş gibi. Hayır gençler, böyle bir şey yok. Her tekerin kullanım amacı vardır. Sport tire otobanlarda işte günlük kullanım için. Offroad tire'de az önce bahsettiğim gibi çölün kumlu bölgeleri, yani yolun işte dışındaki bölgeler ve mountain bölgesi için gayet uygundur. Haberiniz olsun efendim. Böyle şey, Benfero gibi böyle hani katlanarak falan böyle kesik kesik konuştum. Evet. Ah, gerçekten mizaj yapmadan duramıyorum. Abi lütfen bir lütfen gençler ya. Bakın hayranlarımız çok, tamam da yani videoda lütfen. Aslında WhatsApp bildirimine kapatabilirim de neyse, dur bakalım. Şimdi gençler, tuning kısmı anladınız değil mi? Offroad tire'ı seçiyoruz. Diğer her şeyi kafanıza göre fulluyorsunuz. Gearbox'a geldiğimizde. Şimdi gençler, offroad araçlarınızın vites geçişlerinin kısa aralık olması iyidir. Yani spor araçlardaki gibi işte veya drag arabalarındaki gibi öyle şu final drive'ı 3'e 5'e çekmiyoruz. Final drive'ı 6'ya çekiyoruz. Yani hızlanma odaklı yapıyoruz. Hızlanma odaklı yaptığımız zaman son hızımız düşük olacak. Yani 300-320 işte 340'tan sonra araba gitmemeye başlayacak. Ama 340'a kadar vites geçişleri hızlı olacağı için hani arabanız zorlanmayacak. Yani birinci, ikinci viteste, hatta üçüncü viteste bile rahatlıkla dağlara tırmanabileceksiniz. Bunu kesinlikle yapmanız lazım. Offroad için faydasını göreceksiniz abi. Tamam mı? Yani hiçbir şey anlamadıysanız bile Gearbox'a gelip şunu alt yapmanız yeterli.
Peki. Bunu yaptıktan sonra gençler. Offroad'un anahtar olaylarının birisi kesinlikle süspansiyon ayarı. Şimdi süspansiyon ayarında bakın stiffness var. Gençler stiffness'ı olabildiğince sol tarafa çekmeniz lazım. Çünkü stiffness'ın sol tarafı yani şu sol tarafı oğlum dur şunu düzeltelim. Heh. Sol tarafı yumuşak süspansiyon, sağ tarafı sert süspansiyon. Bildiğiniz gibi. Şimdi biz spor araba kullanmayacağımız için bize offroad süspansiyon lazım. Peki offroad'da hangi süspansiyon kullanılır? En yumuşak süspansiyon ama gidip de bunları böyle en sola çekmeyin. Yani bu kadar da değil. Çünkü aracınız o zaman çok alçak olur. Alçak olmaması lazım. Şöyle dengeleyin gençler. Travel'ı sona getirin. Stiffness'ı da arabanız alçak olmayacak şekilde ayarlayın. Bakın benim mesela şu an aracım gayet yüksek. Gördünüz mü? Aracını sakın alçak yapmayın. Offroad aracı alçak olmaz abi. En ufak bir çakılı bile hissedersiniz yoksa. Aman dikkat. Incline tabii ki de offroad aracında kamber olmaz. Saçmalamayın. Kamberi asla yapmıyorsunuz. Bak vallahi gözünüzü oyarım ha. Offroad aracında da kamber yapmayın yani kardeşim. Vallahi göz nizam bozuluyor. Onu geçtim. Offset yine ortalarda olması iyidir. Yani çok içte de olmasın, çok dışarıda da olmasın. Spor araçta yaptığımız gibi offset böyle iyidir. Steering match angle'ı kesinlikle ellemiyoruz. 33 iyidir abi. 33 iyidir. 30 da yapabilirsiniz ama 33 iyidir abi. Evet. Garajdaki yani oynamalar, ayarlamalar bu kadardı. Geri kalan oynamaları oyun için yapacağız. Ama şuradan bir BMW'mi alayım artık. Benim favori offroad araçlarımdan birisi BMW. Artık bundan sonra böyle SUV tarzı kullanmak istiyorum büyük araçlar. O yüzden ilk aracımız BMW olsun abi. Videoya başlamadan önce ufak bir ayar yapmıştım zaten. Tipik bir FP Team aracı yapmıştım. Bu arada bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın. FP Team arabası nasıl yapılır diye. O videoya da bakabilirsiniz. Evet bakalım BMW'deki ayarlarımız ne şekilde. Bakın gördüğünüz gibi offroad tekerleri takılı 1-0. Gearbox'ımız A5 diyelim. Şunu 6'ya çekelim. Suspansiyon ayarı. Gösterdiğim gibi böyle çok ayarımızda artık arabadan arabaya değişiyor. Yani çok ayarını dememe gerek yok gençler. O her arabanın kendi özel ayarı var. Şimdi artık online'a girelim be. Bir online'a girelim. Bakalım nasıl olacak offroad'u. Bu arada bir dakika bir şey fark ettim. Evet. Şurada bir hata yapmışız. Stiffness'ı şöyle olabildiğince sola çekmemiz lazım. Bakayım. Evet. Oldu sanırım. Arabamız hem yüksek hem de güzel oldu. Tamam. Şimdi girelim gençler offroad'a. Bakalım başımıza neler gelecek. Rahatlıkla offroad yapabilecek miyiz? Tabii ki de Mountain'da deneyeceğiz abi. Hatta şöyle oda kuralım mı? Oda kuralım. İsteyenler gelsin, istemeyenler gelmesin. Evet, bir bakalım offroad turumuz nasıl olacak? Hem içten kullanacağım hem dıştan kullanacağım. Hani içten kullandığım, içten şu yüzden kullanacağım. Hani yoldaki engebeleri ne kadar hissediyorsunuz diye. Bunu göstermek için içten kullanacağım. Dıştan da hani yaptığımız yeniliği görün diye. Şimdi bakın zaten abi bak zaten gaza bastığım anda bak şöyle göstereyim. Bak görüyor musun? Bak süspansiyon ne kadar yumuşak. Neden? Çünkü sola çektiğim için. Bakın süspansiyon çok yumuşak. İşte offroad için lazım olan tam olarak da bu gençler. Offroad için tam olarak da böyle süspansiyon lazım. Bakın mesela şöyle bak görüyor musun? Bak yoldan çıkıyorum, giriyorum, tekrar çıkıyorum. Hiç hissetmiyor abi. Tamam zaten bu araç buraları hissetmez diye normal şartlarda. O ayrı konu. Şöyle biraz offroad'a girelim. Evet şöyle bir girelim abi. Bildirim geliyor odaya. Oo 3 kişi olduk bile. O yüzden kasıyormuş. Bakın gençler görüyor musunuz? Bak. Bak. Hiç hissetmeden. Bakın şu anda gaza yarım basıyorum ve ne kadar rahat çıkıyor gördünüz mü? Bu hem süspansiyonun etkisi hem de işte o aldığımız offroad lastikleri var ya. Bakın offroad lastiği sayesinde araç neredeyse hiç kaymıyor. Ama tabii ki de bunun oyun içi ayarları da var. Oyun içi ayarları şu tepeye çıkınca göstereceğim abi. Çünkü oyun içinde yapmanız gereken birkaç şey var. Onları hemen göstereceğim yani hiç sıkıntı etmiyor. Bakın ne kadar rahat çıkıyor gençler. Bak ne kadar rahat çıkıyor. Hatta bak direkt şöyle çıkalım mı? Bak. Allah hiç yani bana mısın demiyor gençler. Direkt çıkıyor.
Yani bu aracı özel değil. İstediğiniz aracı deneyin. İstiyorsanız Tofaş'ı deneyin. Tofaş bile böyle rahat çıkar gençler. Gösterdiğim ayarla. Tamam mı? Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Peki. Abi o kadar şeyi yaptık. Oyun içinde de ne yapmamız lazım? Oyun içinde hangi ayarları yapmamız lazım? Hemen gösteriyorum. Oyun içinde. Oyun içinde. Tamam mı? Bir kere analog hızlanmayı açmanız lazım. Şu analog hızlanma var. Bakın kapatıp açayım. Bu arkadaşlar gaza yarım pedal dokunduğunuzda yarım hızla gitmenizi sağlar. Offroad'da bunu açın ki hani aracı patinaj çektirmeden yola alın. Yani aracın patinaj çekmemesi için gaza yarım basmanız lazım. Yarım bastığınızda bu sorun çözülecektir. O yüzden analog hızlanmayı açacağız. Peki. Ondan sonra başka ne yapacağız? Tabii ki de AVD alacağız abi. Sizin zaten kullanacağınız offroad aracının AVD'ye uygun olması lazım. Yani gidip de Ford Mustang'i offroad aracı yapmayın. Çünkü Ford Mustang AVD'de olduğunda gerçekten kontrolü kötüleşiyor. Çünkü aracın orijinali RVD'dir. Ama atıyorum mesela Subaru, işte Mitsubishi Lancer, Golf, BMW'nin bütün SUV modelleri ve işte pick-up'lar, diğer Jeep'ler hepsi offroad için uygundur. Tamam mı? Onları AVD yapabilirsiniz. Traction Control kapalı. Diğerleri hepsini açıyorsunuz gençler. Traction'ı isteğe bağlı. İstiyorsanız kapatabilirsiniz. Ben kapatmayı tercih ettim. Ama diğerleri kesinlikle açık olacak. Evet, buradaki ayarlar da bu şekildeydi. Şimdi. Ne oluyor abi? Bir dakika. Chat'te yine bir şeyler dönüyor. O FP Siraç bizim takımdan gelmişler. Bu arada takım alımlar hala devam ediyor. Instagram'dan takipçime ulaşabilirsiniz. Yoruma bırakacağım zaten linklerini. Büyük ihtimalle onlar yazarlar. Ben de sabitlerim. Haberiniz olsun yani. Grubumuz da yavaş yavaş büyüyor. Şu anda yaklaşık 50-60 kişi olduk herhalde. Tam bilmiyorum. Yakında ekiple videolar da gelecek yani. Merak etmeyin. Evet gençler. Şimdi biraz da içten sürelim ve diğer offroad bölgesine gidelim. Bakalım içten sürdüğümüzde ne kadar hissediyoruz. Araba sürekli sallıyor mu? Evet, şöyle bir gidelim. Evet, bakın gaza mesela şu anda çok az basıyorum. Gördüğünüz gibi araba zaten gidiyor abi. Yani arabanın zaten tutmayın beni diyor tam olarak. Bakın ufak bir gaz. Hem kaymıyor hem de gayet iyi hızlanıyor abi. İşte tam olarak bahsettiğim şey bu. Haberiniz olsun yani. Evet, şimdi. Bakın gördüğünüz gibi gayet soft bir şekilde gidiyoruz. Şimdi diğer offroad'a geçelim mi? Hadi diğer offroad'a geçelim. Bakın mesela şeyi de göstereceğim. Bakın şimdi. Bak gazı köklüyorum. Araba ön kaldırıyor. Gördünüz mü? Araba ön kaldırıyor. İşte bu da süspansiyonların etkisi. Gerçekten harika. Hop. Bakın ne kadar soft. Bak mesela tümsekten geçeyim. Gördünüz mü abi? Hissetmiyorsun bile. Tümsekten geçince araba hareket bile ediyor. Bakın yol dışına çıkayım. Gireyim. Tekrar çıkayım. Tekrar gireyim. Hiçbir şey olmuyor gençler. Şöyle offroad'a giriş yapalım. Bakın gayet güle oynaya gidiyoruz. Hiç hissetme yok. Çünkü süspansiyonlarımız son derece yumuşak olduğu için hissetmiyorsunuz abi. İşte tam olarak bahsettiğim buydu. Gerçekten harika abi. Şöyle ilk önce sağ yapalım. Ondan sonra ya da yok direkt soldan gidelim ya. Soldan gidelim. Hop. O bayağı evet. Dik bir yamaç. Bakın abi gördüğünüz gibi hiç hissetmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hop. Yani neredeyse arabanın zıplamasını bile hissetmeyeceksiniz o kadar yani. Hop, evet çok rahat bir şekilde gidiyoruz abi. Çok rahat bir şekilde ve gaza basmıyorum yani. Bakın şu anda yarım şeyde ve 100 km'ye kadar çıktık. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey. Bana mısın demiyor ya. Yani araç bana mısın demiyor abi. Gerçekten güzel. Dediğim gibi gençler bu ayarları yaparsanız siz de benim gibi böyle zevk ala ala offroad yapabilirsiniz. Offroad yapmak aslında bu kadar kolay ama işte bu dediğim ayarları yapmanız lazım yani onları yapmadan olmaz. Yumuşak süspansiyon, offroad lastikleri ve oyun içi ayarları kesinlikle unutmamanız lazım. Bir de tabii ki de Final Drive'ı da 6'ya çekerseniz iyi olur çünkü vites geçişleri gayet kısa olur. Hani ikinci ve üçüncü viteste de rahatlıkla araba boğulmadan gider. Evet gençler bu videomuz bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Serimizin son videosu bütün serileri izleyen arkadaşlarım artık nasıl drag arabası yapılır, nasıl spor araba yapılır ve nasıl offroad aracı yapılır. Artık bunların hepsini öğrenmiş olacak.
Şimdiden hepinize iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.